İşte yeniden Refah Partimizin bugün gelmiş olduğu nokta bizleri haklı çıkartmaktadır elhamdülillah. Evet, Erbakan hocamız vefat etti ama milli görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Ve bugün de yeniden Refah Partimiz tarafından orijinal istikametine uygun şekilde en güzel bir şekilde temsil edilmeye devam etmektedir. Milli görüş sancağı asla ve asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden bu yana doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen yapıcı muhalefet anlayışıyla sadece eleştiren değil, aynı zamanda çözüm önerilerini, somut projelerini ortaya koyan siyaset anlayışıyla milli görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan kadrolarıyla çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne mazhar olmuş. Yapmış olduğu kongrelerde de, üye sayısında da, aynı zamanda teşkilatlanma düzeyinde de apaçık bir şekilde görülmektedir. Milletimiz yeniden milli görüşü, yeniden Refah Partisi'ni özlemektedir, istemektedir. Ve biz de diyoruz ki projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır, Türkiye ile ilgili somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 günde bütün bakanlıklarda yapacağımız ilk 100 gün icraatlarımız, kitabımız hazır ve her zaman söylediğimiz gibi belki de hepsinden daha önemlisi makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır elhamdülillah. Tecrübemizle, altın yaldızlı referanslarımızla, kapı gibi iş bitirme belgelerimizle yeniden iktidara geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Başkan Erbakan, başkan Erbakan, başkan Erbakan, başkan Erbakan. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli basın mensupları, aziz milletimizin kıymetli evlatları, yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı, teferruatlı istişareler ve müzakereler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak yeniden Refah Partisi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yeniden Refah Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün Yüksek Seçim milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeniden Refah Partimizin tüm üyelerini, tüm teşkilatlarımızı, tüm gönüldaşlarımızı, aziz milletimizin kıymetli evlatlarını 22 Mart Çarşamba günü sabah 8'den itibaren bizleri Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini bildirmek üzere Yüksek ilçe seçim kurullarına imza vermeye davet ediyorum.